بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم فبلغنا رسوله النبي الكريم محترم المؤمنين Aziz Müslümanlar, ey gönlünde, kalbinde Allah'a imanı, hesap gününde de Allah'a vereceği hesabı taşıyan mümin kardeşlerim. Geçen cuma dersimizde, hatta ondan önceki cumada da dersimize konu edindiğimiz Kur'an'daki biraz evvel tilavet ettiğim, okuduğum ayet-i ilahiyenin manasını ve manasındaki günümüzle şu anda yaşamakta olduğumuz dünya ile dünya hayatımızla alakalı işaretlerini, delaletlerini ve manalarını sizlere aktarmaya devam ediyorduk. Bugün de yine bu ayet-i kerimenin ey bütün insanlar şeklinde başlayan Rabbimizin bu hitabının, bu muhteşem davetinin bugün de anlatılması zaruri olan bir ciheti var. Onu da ezan-ı Muhammedi okunana kadar arz etmeye çalışayım inşallah. Bugün biraz daha Allah razı olsun erken geldiniz. Öyle gözüküyor ki, öyle anlaşılıyor ki inşallah belki iki cuma sonra bir saat kala camimiz inşallah dolacak. Demek ki birdenbire olmuyor, ağır ağır, yavaş yavaş oluyor. İnşallah ezana bir saat kala bu camiyi dolmuş olarak göreceğiz inşallah. Allahu Teala gayreti diniyemizi müzdad eylesin. Din gayreti. Efendiler, kardeşler, yeryüzünde sayısını henüz ilim adamlarının tespit edemediği kadar mahlukat var. Matematik olarak, yani aritmetik olarak sayı itibariyle henüz ilim adamlarının sayamadığı kadar canlı cansız mahlukat var mı yok mu? Var. Bunu bilmeyen yok. Bu mahlukatın kâsesinin tamamının, umumunun içerisinde insan adında
insan namıyla, insan adıyla yaratılmış başka bir mahluk var ki Allah-u Teala bu insan dediğimiz mahluku, insan dediğimiz varlığı bütün mahlukatın en üstünü, en şereflisi, en keremlisi, en değerlisi olarak yarattığını çok açık ifade ediyor. Bu şerefin, bu değerin ifadesi olarak da yeryüzünde Cenab-ı Hak sadece ve sadece insanı muhatap olarak kabul ediyor. Allah-u Teala'nın insanları muhatap kabul etmesi, insanların şerefli olmasına işaret sayılıyor mu, sayılmıyor mu? Muhatap kabul ediyor. Hani biz bile normal yaşadığımız günlük hayatın içinde kendisine değer vermediğimiz, beş para etmeyen adamlar olduğu zaman git be, seni ben muhatap bile kabul etmiyorum demiyor muyuz? Değer vermediğimizi gösteriyor. Kıymet vermediğimizi, sen benim muhatabım değilsin diyor. Ve senin durumuna, seviyene düşemem. Allah-u Teala'nın insanlara değer vermesinin, kıymet vermesinin birinci alameti, insanları kendisine muhatap kabul etmiştir. Ne kadar muazzam bir hadise. Nereden anlıyoruz? Ya eyyühennaz, ey insanlar, bak hitap, bu ayete hitap denir, bu ayetin hitap ettiği insanlara ne denir? Muhatap. Bak bizim Rabbimiz muhatap kabul ediyor. Bir kere insan olmak bir ayrıcalıktır. Yeryüzündeki mahlukatın içinde insan olmak ayrıcalıktır, imtiyazdır, istisnadır. İnsanların içinde mümin olmak, Müslüman olmak da ikinci ayrıcalıktır. Allah ayırıyor. İnsanların içinden iman edenleri, etmeyenlerin arasından Allah seçiyor mu, seçmiyor mu? Bakın ayırmış. Ayrım var. Ama iman sebebiyle, iman hususuyla, buraya dikkat etmek lazım. Ayırmak zorundasınız. Çünkü Cenab-ı Hak kendisi bunu yapmış. Bunu nereden anlıyoruz? Kur'an-ı Kerim'den. İnsanların içinde iman edenleri Rabbimiz ön tarafa alıyor. Seçiyor, seviyor, istisna kabul ediyor, imtiyaz tanıyor, özellik tanıyor, üstünlük tanıyor. Nereden anlıyoruz? Kur'an'ı okuyan herkes bilir. Ya eyyühellezine amenu hitabı Kur'an'da var mı yok mu? Bak hitap. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler, ey Müslümanlar, ey müminler. Bak ayırdı. Ey insanlar demiyor. Ey müminler. Ayrıca müminleri Rabbim hem muhatap kabul ediyor hem de mükellef kabul ediyor. Bakın mesela bir hafta sonra Ramazan namında bir ay gelecek. Daha Ramazan ayına girerken akşam daha girişin, Ramazan'ın giriş kapısının önünde teravih namazı kılacak mıyız, kılmayacak mıyız? Ramazan'ı Cenab-ı Hak sadece müminlere teklif ediyor. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykümüs-siyam. Bak, ey müminler, yaklaşan Ramazan'ı ben size teklif ediyorum. Sair insanları mükellef saymıyorum, sizi mükellef sayıyorum diyor. Bu da bir imtiyaz, ayrıcalık sayılır mı, sayılmaz mı? Sayılır. Ramazan'ı bize emanet ediyor. Allah bir Ermeni'den, Kirkor'dan, Aron'dan, bilmem kimden Ramazan orucu tutmasını istiyor mu, istemiyor mu? İstemiyor. Müminden istiyor. Bak ne güzel şeyler bunlar. Ne güzel üstünlük bunlar. Ne güzel imtiyaz bunlar. Ne güzel seçilmiştik, sevilmiştik bunlar.
Allah bizi muhatap kabul ediyor, bir de mükellef kabul ediyor. İman etmiş olmak bakımından da ikinci bir üstünlüğümüz var. Yeryüzünde, mahlukatın içinde. Bir üçüncü ayrıcalık daha var. O da 124 bin peygamber gelmiş dünyaya. Gerçek sayısını yine Cenab-ı Hak bilir. Ama bunca peygamberin içinde en son, en mükemmel, en müstesna, yeryüzünün tamamına, umumuna, kemaline, hatta insanları da şöyle bırakın, cinlerin de tamamına peygamber olarak Hazreti Muhammed Mustafa'yı göndermiş. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyhi ve aleyhim teslimen kesira. Bütün insanların tamamı yetmemiş, bir de cin dediğimiz, cinler var ya cinler, cin taifesinin de tamamına peygamber olarak gönderilmiş. İnsi cinnin peygamberi. Ve bizi de, şu anda bizi de, belki 1400 seneden beri diyelim, onun peygamber oluşundan bugüne kadar, bütün zamanın, tarihin, geçmişin, şu anın, geleceğin, bütün insanlarını Allah-u Teala Hazreti Muhammed'e ümmet yapmıştır. Biz de onun ümmetiyiz. Demek ki şöyle bir bakışta üç ayrı sıfatımız var, üç ayrı imtiyazımız var, üç ayrı ayrıcalığımız var. Evvela insanız, bu bir. İkincisi mümin ve Müslümanız. Üçüncüsü onca peygamber içinde Muhammed Mustafa'ya ümmetiz. Ne dersek. Bunun farkında olmak lazım. Bunu da Kur'an ifade ediyor. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Yeryüzüne gelmiş ve geçmiş bütün ümmetlerin içinde bir numarada benim Muhammed'imin ümmetleri var diyor. Bir numarada. Başlıyorum. Hani meşhur bir gavurca tabir ediyorlar şimdi. Number one, bir numara. Ümmet-i Muhammed, ümmetlerin içinde bir numaradadır. Bir de bu ayrıcalığımız var. Bu üstünlüğümüz var. Bütün bunları kabul ettikten sonra müminler, Müslümanlar, kardeşler, dervişler bunları kabul ettikten sonra ikinci bir hadise geliyor. Biliyorsunuz yeryüzünde Allah-u Teala kime nimet vermişse onun karşılığında bir külfet ve sorumluluk var mı yok mu? Var. Mesela diyelim ki Umraniye ilçesi burası. Umraniye ilçesi, Umraniye memleketi, mülkü. Bu mülkün, bu memleketin, Umraniye dediğimiz hudutları belli olan mülkün, memleketin mülkiye amiri kimdir? Mülkiye amiri kaymakam. Yani makam itibariyle en yukarıda o var. Bir de sokaklarını süpüren bir çöpçü var. O da bir makam, çöpçülük de bir makamdır. Kimse alay edemez, kimse hakaret edemez. Yani bütün makamlar, hizmet makamları hepsi de şerefli midir değil midir? Siz söyleyin. Çöpçü de şerefli bir insandır. Ama derece itibariyle belli bir binada, koltukta, makamda, masada oturamadığı için, sokakta olduğu için o biraz daha aşağıda görünüyor. Yoksa kimse çöpçüyü hakaret altına alamaz. Alan cehenneme gider. O da bir makamdır, şeref makamıdır. Hizmet makamıdır. Ama derece itibariyle aşağıda, sokakta, kaymakam tepede, binada, makamında, onun için. Zaten kaymakam demek, kaimi makam. Makamın kaimi, kaimi makam. Ama demek ki makam, mertebe, derece yükseldikçe sorumluluk da onunla beraber ne oluyor? Yükseliyor.
şu mülkiyenin, şu memleketin neresinde ne olursa evvela kimden sorarlar, siz söyleyin. Kaymakamdan sorarlar. Bu mülkün mesulü odur. Bu bölgenin, bu beldenin, bu mülkiyenin, bu memleketin diyelim, sorumlusu odur. O halde yeryüzündeki ümmetlerin de en yükseğinde, en yücesinde, en tepesinde, en değerli, en üstün ümmeti Muhammed olduğuna göre yeryüzündeki küfür ve iman mücadelesinde bütün sorumluluk kime aittir? Ümmeti Muhammed'e aittir. Bakın gördünüz mü sorumluluğumuzun ağırlığını? Yeryüzündeki bütün küfür uçurumlarında, küfür bataklıklarında boğulan, sapıklığın içinde eriyen, çürüyen bütün insanların sorumluluğu ümmet-i Muhammed'in omuzlarındadır. Zaman zaman anlatıyorum, Amerikalı bir fizik profesörü Müslüman olmuştu. Müslüman olduktan sonra da ismini değiştirmişti. Muhammed Esad ismini almıştı. Muhammed Esad ismini almıştı. O bir kitap yazdı. Yolların ayrılış noktasında İslam. Küçük bir kitap ama çok okundu gençler tarafından. Ve bu zat 93 yaşında geçen sene vefat etti. O kitabın başında nasıl Müslüman olduğunu anlatıyor. Bir ibret var da onun için söyleyeceğim. Yani uzun bir şey değil. İbret var diye söyleyeceğim. Diyor ki, bir gündür Amerika'da, Chicago şehrinde, tren istasyonunda bir tren bekliyordum. Gelsin de binip gideyim. Derken diyor, yanıma temiz kıyafetli bir insan yaklaştı. Müslüman olan Amerikalı profesör anlatıyor. Bir temiz bir zat, bir kişi yaklaştı. Hello, merhaba demiş. Ondan sonra, what time is it? Saatiniz kaç demiş. İngilizce, what time is it? Zaman ne, saat kaç? Ben de saati söyledim. Ne yapacaksın dedim diyor. Demiş ki, tren bekliyorum. Falan yere gideceğim. Trenin de gelmesine 20 dakika var diyor. O 20 dakika zarfında diyor, konuştuk bu adamla diyor, Amerikalı. Meğer Pakistanlı bir doktormuş. Mümin, Müslüman bir adam. Bana sordu diyor, sen hiç Kur'an-ı Kerim'le buluştun mu, karşılaştın mı, görüştün mü? Hayır, senden yeni duyuyorum dedim diyor. Hemen çantasından bir Kur'an-ı Kerim çıkarttı diyor. Etrafı İngilizce tercüme. Ortası Kur'an. Bana hediye etti diyor. Derken diyor, tren geldi diyor. Bindik, o başka tarafa, ben başka tarafa gittim diyor. Ondan sonra bu Kur'an'ı diyor süratle, sıhhatle inceledim. Gördüm ki diyor, bu Kur'an Allah'ın kitabıdır. Şahıs, insan olamaz. Derhal iman ettim diyor. Bütün evimi, ocağımı, çağımı, çoluğumu Kur'an'a uydurmaya çalıştım. Ailemi kapattım, namaza başladım, oruca başladım, hacca başladım, zekata başladım. Bütün dünyam değişti, düzenim değişti, evim değişti, ehlim değişti. Aradan 2 sene sonra diyor, 2 sene geçti. Birbirimize diyor adres vermiştik Pakistanlı doktorla. Amerika'ya gelmiş diyor Pakistanlı doktor, beni aradı, buluştuk diyor. Müslüman olduğumu görünce diyor hüngür hüngür ağladı, sarıldı. Ve sordu bana diyor, memnun musun, mutlu musun, bir şikayetin, bir eksiğin, bir noksanın var mı? Huzurun, rahatın nasıldır diye sordu. Rahatsızım dedim diyor Amerikalı. Rahatsızım, huzursuzum. Bütün dünya Müslümanlarından davacıyım. Şikayetliyim dedi diyor. Hayret ettim diyor. Pakistanlı. Niçin davacısın, niçin şikayetçisin diye sormuş Pakistanlı doktor. Amerikalı diyor ki, niçin bana
Kur'an'ı geç olarak getirdiniz. Niçin beni Kur'an'la çok geç olarak tanıştırdınız? Benim annem babam 2 sene evvel, ki o zaman ona göre 4 sene evvel oluyor. 4 sene evvel vefat etti. Eğer Kur'an'ı getirseydiniz, İslam'ı anlatsaydınız, Muhammed Mustafa'yı tanıtsaydınız, benim anam da babam da Müslüman olarak öleceklerdi. Ama küfür üzere öldüler. Dalalet içinde öldüler. Annemin babamın küfür üzere ölmesinin sebebi ve sorumlusu sizsiniz dedi diyor. Davacıyız size. Niye İslam'ı getirmediniz? Bir Japon ürünü olan bir otomobil, Japon ürünü. Bir Japon'un ürettiği kol saati bütün insanların kolunda taşınıyor da bu Kur'an-ı Kerim'i niçin insanlığa götüremiyorsunuz? Sorumlusu Müslüman değildi de kimdir? Kimdir? Söyleyin bakayım. Onun için dedim ki makam, mertebe yükseldikçe sorumluluk artıyor. Yeryüzündeki bugün küfrün, sapıklığın, çarpıklığın, eşcinselliğin sorumlusu İslam'ı anlatamayan, İslam'ı götüremeyen, İslam'ı taşıyamayan Müslümanlardır. Sorumlusu biziz. Eğer diyor 4 sene evvel İslam'la bizi tanıştırsaydınız, Kur'an'la bizi tanıştırsaydınız, benim annem babam da çok makul, çok akıllı insanlardı. Öyle inanıyorum ki Müslüman olacaklardı ve Müslüman olarak öleceklerdi. Ama siz İslam'ı getirmediniz, taşımadınız, tanıştırmadınız. Annem babam kafir olarak öldüler, sorumlusu sizsiniz dedim diyor. Efendiler ne olacak bizim halimiz? Evvela bu sorumluluğu yüreklerimize hissetmemiz lazım. İnsanların bir yüreği vardı, kalbi vardı, gönlü var. Gönlümüzde İslam'ın yayılması, çoğalması, duyulması, yaşanması, özlemi ve hasreti bir insanın kalbinde olmadıkça hiçbir yerinde olmaz. Evvela kalpte olacak. Zaman zaman anlatıyorum hani şuurlu bir Müslüman kardeşimize bir diğer Müslüman telefon etmiş. Selam. Epeyceden beri görüşmemişler. Bir telefonla halini hatırını sorayım demiş. Hani biz de yapıyoruz ya. Hal hatır soruyoruz. Telefon açmış. Karşısında aradığı Müslüman, şuurlu Müslüman kardeşimiz çıkmış, selamlaşmışlar. Nasılsın, iyi misin demiş. Hani hepimizin bol keseden sorduğu bir soru. Nasılsın, iyi misin? Bol keseden, meleş bir soru. Nasılsın, iyi misin? Cevabı çok dehşet. Demiş ki, hiç iyi değilim. Mutsuzum, huzursuzum, rahatsızım, uykusuzum demiş. Niçin demiş, hayırdır, bir bela mı var, bir afet mi var, bir ceza mı var, bir kaza mı var? Demiş ki, hepsinden daha kötü. Nedir? Benim demiş 15 yaşını ikmal etmiş bir oğlum var, 5 vakit namaz kılmıyor, benim evimde yatıyor. Ben beynamaz bir evladın babasıyım, bundan daha büyük huzursuzluk olur mu diyor. Bak şuur alameti. Hani huzurunuz, söyleyin bakayım. Kadın namaz kılmıyor, çocuklar namaz kılmıyor, sabah namazına evinizde kalkan yok. Oh ne güzel mutlu ev diyebilir misiniz, mesuduz diyebilir misiniz, iyiyiz diyebilir misiniz? Memnunuz diyebilir misiniz? Bir Müslümanın gönlü, ruhu rahat edebilir mi? En azından hani bir tane basit bir misal yani. Allah'ın nizamı, Allah'ın kanunları, hükümleri uygulanmayan bir beldenin, bir ülkenin insanları çok iyiyiz efendim, çok iyiyiz diyebilir misiniz? Bana sık sık soruyor kardeşlerimiz, hocam nasılsın, iyi misin? Vallahi cevabından aciz kalıyorum. Nasılsınız, iyi misiniz sualinin cevabı, İslam alimlerine göre
Manevidir bunun suali, manevi, maddi değildir. Yani nasılsın, iyi misin diye soran bir Müslümansa, yani karnın tok, sırtın pek mi demek istemiyor. Çünkü karın tokluğu hayvanlarla beraberlik ifade eden bir anlamdır. İnsanlar sofrada karnını doyurur, hayvanlar çayırda otlayarak karnını doyurur. Dünyada olmanın sebebi karın doyurmak değildir. Bakın, bir Müslümana göre insanların yaratılış sebebi karın doyurmak, bilmem cinsel arzuları tatmin etmek değildir. Bir Müslümana göre dünyada insan olmanın sebebi ve hikmeti, hemen ayeti herkesin bilmesi lazım. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ Devam edin. اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bana ibadet etsinler diye ben insanları yarattım diyor. Gaye budur, dava budur. Çayırda hayvanlar gibi otlasınlar diye değil. Eşya toplasınlar, madde toplasınlar, menkul gayrimenkul servet yılsınlar diye değil. 27 ay evvel Bosna Hersek'te, Bosnak Müslümanlar bahçede, bahçıvan, madde, eşya, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi tedarik etmeye çalışıyorlardı. Bakın kafirler geldi, hepsini tepeledi. Gaye bu değil. Vallahi bizim yolumuz yanlıştır. Müslümanlar, yolumuz yanlış. Başta ben olmak üzere yolumuz yanlış. Gayemize uygun yaşamıyoruz. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bu ayet Kur'an'ın beyin ayetidir. İnsanları da cinleri de bana ibadet, benim ahkamımı tatbik etsinler diye halkının %99'u Müslüman olduğu söylenen Türkiye'de Allah'ın kat'i bir hükmü olan başörtüsü ayaklar altında sürünüyor mu, sürünmüyor mu? Siz söyleyin ya! Hani gayeniz nedir, sizin hayatta yaşamaktan gayeniz nedir? Bir başörtüsünü başınıza koyduramadınız. Başınıza hadesten taharetli, necasetten taharetli, setri avretli, istikbali kıbleli, beş vakit namazlı bir yöneticiyi başınıza bile getiremediniz. Başınız belada sizin. Başınız belada. Hadesten taharetli, necasetten taharetli, cünüp cenabetten taharetli, setri avretli, istikbali kıbleli, vakitli, niyetli, imanlı, Kur'anlı, İslamlı bir yönetimin altında mısınız, değil misiniz? Niye bunun farkında değilsiniz? Anlamam. Hepiniz sorumlusunuz. Beni hiç kimsenin partisi pırtısı ilgilendirmiyor, bunu açık söylüyorum. İslam'ın ölçüsü budur. Yeryüzünde insanlar hayvanlar gibi restoranlarda karın doyurmaya gelmemiştir. Sen restoranda, hayvanlar çayırda, çimende ne farkı var? Gaye bu değil. Bunu anlamak lazım. İşte nasılsınız, iyi misiniz? Sualini İslam alimleri inandığınız gibi yaşayabiliyor musunuz, yaşayabiliyor musunuz anlamında alıyorlar. Nasılsınız, iyi misiniz sualinin cevabı, manası, hikmeti, hakikati Allah'ın kitabına göre yaşıyor musunuz, yaşayamıyor musunuz? Hadi yaşıyoruz, iyiyim deyin bakayım. Nereniz iyi, nereniz iyi, nereniz huzurlu, nereniz temiz? Bakın sokaklarınıza, dolaşan 10 kadının 9'u çıplak dolaşıyor. Caddelerin en muhteşem yerlerinde faiz yuvaları, bankalar, bankalar. İşte gazeteleri bugün okudunuz. 44 banka 280 milyon doları paylaşmış mı, paylaşmamış mı? Hazinenin parası lan bu. Hazinenin parası, zalimoğlu zalimler. Kimlere paylaştırıyorsunuz? Hazine milletin, milletindir hazine. Beytül malil müslim.
Nasıl Amerikan bankasına sen döviz verirsin, ucuz verip pahalı sattırırsın? Nasıl bu kafirleri zengin edersin? 99'u Müslümanmış ha, adama gülerler be. Adama gülerler. Hani hadesten taharet, hani abdestli adam? Hani necasetten taharet? Putlara tapan insan necistir. Çünkü Allah Kur'an'da putu necis diye tarif ediyor. Bunlar Kur'an'ın tabirleri, benim değil. Şurada yaptığımız konuşmayı eğer sansür olmasa, kısıtlama olmasa, kasıtlama olmasa, engel olmasa, fikir hürriyeti olsa, düşünce özgürlüğü olsa, vallahi gider Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşurum. Allah Allah. Milli Güvenlik Kurulu parlamentonun da üstündedir. Ha! Hakimiyet Milli Güvenlik Kurulu'ndadır. Mecliste filan değil. Siyasi organizasyon. Ama Türkiye'de fikir özgürlüğü yok. Allah şahit yoktur bakın. Fikir özgürlüğü yoktur. Derhal soruşturma açılıyor. Bildiğini, bulduğunu, bilgisini, belgesini arz eden insanları derhal sorgulamaya alıyorlar. Niye böyle konuştun? Konuşmak insanın en tabii hakkı değil mi? Yok diyor. Benim istediğim zaman konuşacaksın, istemediğim zaman konuşmayacaksın. Niye ben senin kölen miyim? Kafir oğlu kafir. Sen kimsin be? Beni yaratan bana konuşma hakkı vermiş. Sen bu hakkı nasıl alıyorsun benden? Nasılsınız, iyi misiniz sualinin manasını bilin, rastgele sormayın. Yani inandığınız gibi yaşayabiliyor musunuz demektir. Canım hocam yaşıyoruz, baksana camiler açık. Camiler açık, tamam. Ezan-ı Muhammediler okunuyor, tamam. Peki bu adım başı meyhaneler ne? Bana bunun cevabını ver bakayım. Yani camilerin açık olması seni memnun ediyor da meyhanelerin, umumhanelerin, kerhanelerin, kumarhanelerin, birahanelerin açık olması seni rahatsız etmiyorsa vallahi kamil Müslüman değilsin. Evet, Allah razı olsun. Bakın, yarım saat kala camimiz doldu. Allah hepinizden razı olsun. Şöyle bir kalkalım ayağa. Kalkalım ayağa. Yine boşlukları dolduralım. Boşlukları dolduralım, aralıkları dolduralım. Ön tarafa doğru yürüyelim. Yukarıda mahfilde de, mahfil işte görüyorsunuz. Yukarıda mahfilde de boşluklar varmış. Üst kata çıkabilirsiniz. Mahfilde de bomboş diyor kardeşlerimiz. Biz buradan göremiyoruz tabii. Mahfil, üst kat, üst kat. Kardeşlerimiz sıkışmasınlar, üst kata, mahfile çıksınlar. Hani şöyle cemaat vakitçi geldi mi, iştahlı geldi mi, istekli geldi mi, bize de bir iştah geliyor ya. Olmaz mı yani? İnsan daha emin oluyor, daha güvenli, daha sevimli, daha inançlı oluyor insan. Cemaat olmayan, cemaati olmayan hoca beş para etmez ya. Cemaat çok mühim bir olaydır. Bunu şuna benzetiyorum yani, küçük, suyu az olan bir derede bir gemiyi yüzdürebilir misiniz? Suyu az, kurumuş teknede bir su. Gemi yüzer mi? Gemi suyu çok olan deryalarda yüzer. Hoca ile cemaat arasındaki münasebet buna benzer. Hoca çok, cemaat enginse, cemaat zenginse, cemaat çoksa hoca gemi gibi çatır çatır yüzer. İnşallah. İnşallah. Böyle olması lazım. İnşallah haftaya bana öyle geliyor ki bir saat kala camimiz dolacak inşallah. Dolacak. Bugün bakın bir yarım saat kala doldu sayılır. Haftaya Allah nasip ederse belki müteakip cumaya tamamen camimiz bir saat kala ama dolmuyor demiyorum. Bir saat kala dolması talebimizdir. Allahu Teala gönlünüzü, gözünüzü, bütün azanızı
kıbleye yönelttiği, rahmetini ikram ettiği insanlar sınıfına ilhak eylesin inşallah. Demek ki müminler, kardeşler, nasılsınız, iyi misiniz sualinin manası, aman bunu kaçırmayalım. Bana bunu sordukları zaman nasıl cevap vereceğimi vallahi şaşırıyorum. Hemen aklıma şöyle bir temsil geliyor. Diyelim ki akvaryumun içinde balık düşünün. Hani var ya şimdi evlerde akvaryum diyorlar galiba. Akvaryum, camdan içinde su var, suda balık var. Oksijeni var, bir motor çalışıyor, fır 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 hava veriyor. Yem mem atıyorsunuz malum. Işıklandırıyorsun, evde güzel bir manzara. Bunu kullanmakta bir vebal, günah yok, caizdir dinimize göre. Yani güzel küçük kuşları kafeste beslemek caizdir. Akvaryumda balıkları beslemek caizdir. Hani onları hapsediyorsun da acaba günah mı? Değil. Zaten onlar, o kanaryalar, o güzel kuşlar, o küçük minik balıklar zaten dışarıda yaşama şansına malik değil. Onu bir bakıma yaşatıyorsunuz. Yani hayatlarının devamı ancak o şekilde devam edebiliyor. Günah olmak söyle kalsın, belki sevaptır. Çünkü yeryüzünde bazı hayvanların soyu kesilmiş hayvan var mı yok mu? Hele bugünlerde çok konuşuluyor, bir hayvan var, bilmem kaç bin sene evvel nesli kesilmiş. Nedir o? İçinizde bilen var mı? Dinozor, dinozor. Bugünlerde çok konuşuluyor. Avrupa bunu çok konuşuyor. Avrupa'nın da bu dinozor, yani nesli kesilmiş hayvanı konuşması manasız değildir, çok anlamlıdır. Niye? Avrupa insanının da nesli kesilmeye başladı. Kadınlar çocuk doğurmuyor. Kadınlar çocuk doğurmuyor. Geçenlerde çok yetkili bir profesör abimiz anlattı. Batı Trakya'yı anlattı. Yunanistan'da ya Batı Trakya. İskeçe var orada malumunuz. Yunanistan'ın dedi nüfusu 10,5 milyon. 10,500,000 yani. Ama nüfus artışı sıfırlanmış. Nüfus artmıyor. Kadınlar kesinlikle doğum yapmak istemiyor. Hatta Yunanistan parlamentodan kanun çıkartmış nüfus için. Nüfusun artmasını teşvik için. 3 tane çocuk babası olan bir Yunanlı'dan askerliği affediyor. 3 çocuk babasıysa Yunanlı bir erkek, devlet ondan askerlik istemiyor. Aferin sana diyor, askerlik yerine 3 çocuk yaptın ya, bravo. Buna rağmen yine kadınlar orada çocuk yapmak istemiyor. 10,5 milyon nüfusu var dedi. 2000 yılına ne kaldı şimdi? 6 sene kaldı. 6-7 sene var. 2000 yılında bu artış hızı sıfırlanmış olması sebebiyle Yunanistan'ın nüfusu 2000 yılında 6 milyona düşecek dedi. Vallahi böyle 6 milyona. Bakın soy gidiyor, arkası gelmiyor. Allah'a dua edelim de küfrün arkası böyle kesilsin inşallah. Ne yapalım yani? Demek ki böyle. Buna mukabil Batı Trakya'da, Gümülcine'de çok zor şartlar altında, baskı altında yaşayan Müslüman Türklerin dedi nüfusu da aksine 2000 yılında 7 milyona çıkacak dedi. Her evde 8 çocuk, her evde 7 çocuk. Avrupa'nın ödü patlıyor bunlardan. Onun için Türkiye'nin nüfusunu planlamak istiyor Amerika. Nüfus planlaması uzmanlar hepsi Amerikalıdır. Yani böyle giderse belli bir zaman sonra Avrupalı insan dinozora dönecek, dinozor müzeye koyacaklar. Avrupalı böyle bir hayvanmış ya o falan diyeceksiniz yani. Fosil olacak, dinozor. Ama Müslümanlar her şeyin farkında olmalıdır. Bu da ayrı bir dava. Nasılsınız, iyi misiniz sualinin cevabı bana hemen bir akvaryumun içinde balığı hatırlatıyor. Düşünün şimdi, o akvaryumun, o cam kafesin içinde diyelim, mevcut olan su kirlense,
oksijeni azalsa o suyun. Biliyorsunuz sıfır değiştirir o su. Yeni azalsa, oksijeni azalsa, akvaryumun içindeki su kirlense ve siz de yaklaşık mümkün olsa da o balığın bir tanesine "Ey balık nasılsın, iyi misin?" diye sorsanız o balık "İyiyim, rahatım" diyebilir mi, diyemez mi? Ha, suyu kirlenmiş ya. Nasıl "iyiyim" desin? Oksijeni azalmış, suyu kirlenmiş, kopkoyu bir hal almış. Bugünkü toplum aynen bu hale geldi. Bakın içtiğimiz su vallahi kirli. Teneffüs ettiğimiz hava kirli mi değil mi? Rüşvet almış başını gidiyor bütün devlet kurumları rüşvetin içerisinde. Yolsuzluk arşa çıkmış. Arşa çıkmış. Yolsuzluk, hırsızlık, haksızlık her akşam televizyon kanallarında ayyuka çıkmış mı çıkmamış mı? Böyle bir ortamda senin o balıktan ne farkın var ki iyiyim iyiyim diyebiliyorsun gafil insan. Neden iyi? Hazine yağmalanıyor. Nesiller kısırlaşıyor. Ahlaki çöküntü her yere hakim olmuş. Siyaset lekelenmiş. Yönetim tepeden tırnağa pislik. Yönetim, sistem, devletin düzeni tamamen pislik. Böyle bir ortama nasılsın, iyi misin Hacı Efendi? İyiyim, iyiyim. Neren iyi be? Bu cevap doğru bir cevap değildir. Şahatsız olmanız lazım. Geçen dersimde dedim ki, efendiler bir şeyi de açıklayayım. Bir hususu da. Biliyorsunuz bir devlet var, bir de devlet düzeni var, düzeni. Bakın, devlete karşı çıkılmaz. Devlet kavramına karşı çıkılmaz. Yeryüzünde nerede insan topluluğu varsa orada devlet lazım mı değil mi? Siz söyleyin. Devletin aleyhinde olunmaz ha. Devlete karşı çıkılmaz, devletin aleyhinde olunmaz. Ama devletin düzeni, devletin bir düzeni var, bir sistemi var. O düzen bozulursa karşı çıkılır mı, çıkılmaz mı? O halde biz devlete değil, devletin düzenindeki bozukluğa karşı çıkıyoruz. Bakın anlayın yani. Falan hoca devletin aleyhinde konuşuyor. Yalan! Böyle şey olmaz. Devletsiz olamayız. Devleti ortadan kaldıramayız. Devletin düzeni ıslah edilmelidir. Devletin düzeni İslam olmalıdır. Bakın dikkat edin. Devleti dışlamıyorum. Mesela şimdi insan olan yerde yol olması lazım mı değil mi? Yol lazım. Ama ya yolunuz çukursa o yolun çukuruna karşı çıkarsınız. Ya bu yol kötü be. Çukurlu, çamurlu, çöplük var bu yolda. Devlete de karşı çıkılmaz ama devletin düzenine karşı çıkılır. Eksiği, noksanı, pisliği eleştirilir, anlatılır, izah edilir. Gayesi ıslah edilmesidir. İslam olmasıdır. Yanlış anlamayın. Bugünkü devlet düzeni, geçen cuma söyledim. Bugünkü devlet düzeninde 18 yaşını tamamlamış bir kız veya kadın resmi makama dilekçe vererek dese ki falan genel evinde hayat kadını olarak çalışmak istiyorum, müsaade edilmesini arz ederim diye dilekçe verse, bu dilekçeye derhal müsaade ediliyor mu, edilmiyor mu? Hepiniz bunu biliyorsunuz, devlet düzeni diyorum. Aynı devletin düzeninde, devlet hastahanelerinden birisinde, Müslüman başörtülü, tesettürlü bir Müslüman hanımefendi, falan devlet hastahanesinde başörtülü, tesettürlü olarak, hemşire olarak çalışmak istiyorum, müsaade edilmesini arz ederim dese, buna müsaade edilir mi, edilmiyor mu? İşte biz buna karşıyız. Anladınız mı şimdi gayemizi? Böyle devlet olmaz, böyle devlet düzeni olmaz.
fahişe olmaya müsaade ediyor, tesettürlü Müslüman bir hemşire olmaya müsaade etmiyor. Olmaz. Bunu kabul edemem. Edemeyiz. Ve bu tutumdan, bu isteyişten, bu düzenden rahatsız olmayan kişi vallahi Müslüman değildir, billahi Müslüman değildir. Lafımı iyi anlayın Müslümanlar. Lafımı iyi anlayın. Ne konuştuğumuzu bilin. Dilekçe verse ilgili makama dese ki falan caddenin üzerinde meyhane açmak istiyorum. Meyhane ya. İnsanları zehirliyorlar alkolle. Meyhane açmak istiyorum. Ruhsatımın verilmesini arz ederim dese buna ruhsat veriliyor mu verilmiyor mu? Siz söylüyorsunuz veriliyor diye. Ama şu anda Türkiye genelinde Müslüman halkımızın kendi yardımları ve katkılarıyla 250 tane İmam Hatip Okulu binası yapılmış, hiçbirisinin açılmasına ruhsat veriliyor mu verilmiyor mu? İşte biz buna karşıyız. Bak, devlete karşı değiliz, devletin düzenine karşıyız. Acaba anlatabiliyor muyum bilmiyorum ki. Nasıl konuşayım başka ben bilmiyorum. Yani Türkçe konuşuyoruz be. Başka nasıl anlatacaksın kardeşim yani? Yani yola karşı değilim, yoldaki çukurlara karşıyım. Yola karşı olur mu ya? Yol mutlaka lazım. Bu yolu kaldırın denmez. Yolu kaldırın demiyoruz, yoldaki çukuru kaldırın. Yoldaki çamuru kaldırın, yoldaki çöplüğü kaldırın diyorum. Yolu kaldırın demiyorum. Devlete karşı gelinmez, devletin yanlış düzenine karşı gelin. Devlet bir tabu değildir. Devlet korkunç bir şey değildir. Devlet milletin ortaya koyduğu hükmî bir şahsiyettir. Tabii. Bunları konuşmak lazım. Sistemi eleştirmek lazım. Sistemi sorgulamak lazım. Sistemi tepeden tırnağa değiştirmek lazım. Başka türlü çaresi yok. Gidemezsiniz. İnsanlar bozuluyor. Eğitim sistemi vallahi kamil insan yetiştiremiyor. Bugünkü eğitim sistemi ahlaklı insan yetiştiriyor mu yetiştirmiş? Siz söyleyin ya. Yetiştiremiyor. Büyüğünü tanımıyor. Küçüğünü sevmiyor. Otobüslerde 90 yaşındaki ihtiyar ayakta duruyor, 15 yaşındaki talebe vallahi oturuyor. Bu neyi gösterir? Eğitim sisteminin ahlaksız olduğunu gösterir. Niye anlamıyorsunuz kardeşler? Niye anlaşılmak istenmiyoruz? O halde bütün mesele, nasılsınız, iyi misiniz? Sualinin cevabını yanlış anlamayın. Yani inandığınız gibi yaşayabiliyor musunuz? Allah'ın gönderdiği kitab-ı ilahi, Kur'an-ı Hakim, Kur'an-ı Mübin hayatınızın tamamına hakim mi değil mi? Sorulan sual budur. Nasılsınız suali budur. Efendim karnım tok. Gerçi şimdi o da tartışılır hale geldi. Kaç insan tok, kaç insan aç. Bir arayın, çıkın da sokaklara bakın bakayım. Geçen gün zeytin almak icap etti Eminönü'nde. Vallahi baktım 94 bin lira zeytin ya kilosu. Allah'tan korkar adam. Dünyanın en zengin zeytin üreten ülkesiyiz. Böyle mi olur yani? Zeytin dediğiniz nedir? Hadi 100 bin lira diyelim. Zeytinin ben tarttım şahsen. İçinde ne var zeytinin? Çekirdek. Çekirdeğini çıkarttım kuyumcuyla, bir Müslüman kuyumcu arkadaşla. O çekirdeğin üstündeki yenen zeytinin o etli kısmını ayrı tarttık, çekirdeğini ayrı, çekirdek daha ağır geldi. Onu kaldırıp atıyorsunuz. 100 bin lira çekirdeğini atınca zeytin kaç liraya çıkıyor? 200 bin lira be! Ne bakıyorsun suratıma? 200 bin liraya zeytin yiyorsun, zavallı Müslüman. Atıyorsun çünkü onu. Karadenizli bir kardeşim var, Müslüman bir arkadaş. Hocam dedi, vallahi ben çekirdeği de beraber yutuyorum dedi.
Para verdim ya diyor. Ulan Allah, Allah'tan kork oğlum, miden deli. Yok dedi, mide evvela çekide eritiyormuştu. Yani 200 bin lira zeytinle böyle olmaması lazım. Allah'ın nimetlerini böyle bir takım insanlar yiyecek, bir takım insanlar seyredecek, böyle ülke olmaz. Böyle devlet düzen olmaz. Böyle olmaz. Kabul edemeyiz. Ezan okundu mu? Vakti geçirmeyelim çünkü işçi var. Ha işçi var dedim de aklıma geldi. Bu işçi kardeşlerimin iş verenleri var tabii. İş veren olmasa işçi olur mu? Olmaz. İş veren kardeşlerimden Allah aşkına rica ediyorum. İşçilerimize şöyle bir saat kala müsaade edin, gelsinler camiye ya. Hazreti Muhammed Mustafa namına rica ediyorum size. Birkaç tanesi geldi, hocam dedi, bizim patronumuz müsaade etmiyor dedi. Yazık ya. Bir saat de koy, bırak gelsin camiye. Meyhaneye gitmiyor ya kardeşim. Merak etme, Allah'tan korkan işçi senin için daha büyük garantidir. Merak etme, gönder. Eksik kalmayacak bir şeyin. Özellikle iş veren kardeşlerimden istirham ediyorum müftülük adına. Teşkilatımız, arkadaşlarımız ve hepsinin fevkinde önderimiz, rehberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem namına iş veren kardeşlerimden işçiler için, kalfalar için bir saat müsaade istiyorum. Çünkü namaza gönderiyorsun ama vaiz de lazım. Kardeşim vaaz-ı nasihat da çok lazım. Tamam namaz kılmaya geliyor. Bir saat evvel müsaade et, vaaz dinlemeye gelsinler. Yalvarıyor çocuklar, işçiler. İMES'te biz buna muvaffak olmuştuk. İMES'te bir saat kala cami doluyordu. Müsaade ediyorlardı, halen devam ediyor. Naim Karaman Hoca Efendi, sevdiğim, saydığım bir hocamızdır, o devam ediyor. Cami tamam, miadını almış, yani yerleşik bir cemaatimiz var orada. Modoko'da aynı durum hasıl oldu, mobil ilacılar sitesindeki camide. İnşallah burada da aynı tabloyu meydana getireceğiz. İş verenlerimiz müsaade edecek inşallah. Çünkü çok büyük vebaldir. Kur'an'da çok şiddetli Allah'ın bir azarı var, azarlaması var. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّا Namaz kılan bir Allah'ın kulunu namaz kılmaktan men eden, engelleyenden daha kafir kim var? Vallahi ayettir ya. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا Neha, yenha demek nehyetmek, mani olmak biliyorsunuz. Mani olmayalım, gelsin çocuklar. Kalfalar, işçiler, ustalar gelsin. Allah'ın evinde, Allah'ın dininde bereket var, hayır var, feyiz var, mana var, mukaddesat var kardeşim. Zarar gelmez, suikast olmaz. Emniyet imandadır. Emniyet İslam'dadır, huzur İslam'dadır, barış İslam'dadır, adalet vallahi İslam'dadır. Niye? İşte biraz sonra hutbe okuyacak olan Hasan hocam hutbeyi okuyacak. Hutbeden aşağı inerken bir ayet okuyacak. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ Adaleti Allah emreder demektir, yani adalet Allah'ın işidir. Allah'ın dininde adaletsizlik olur mu? Mümkün değil. Böylece aziz müminler, muhterem Müslümanlar, يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي ayet-i ilahiyesindeki bir suali, nasılsınız, iyi misiniz sualini bugün biraz şerh ve izah etmeye çalıştım. Haftaya Allah aman, zaman, fırsat, kudret, ruhsat verirse ya eyyühennâsü ubudû, Arapça ubudû demek ibadet ediniz. İbadet kelimesinin Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ağzından İbadet kelimesinin manasını huzurunuza arz etmeye çalışacağım inşallah. Bakalım ibadet ne demekmiş, öyle yap kalk namaz falan, namazdan ibaret değil, geçen temas etmiştim. İbadet kelimesi muhteşem bir kelime. Ama manası daraltılmış, kısaltılmış, topluma eksik yansımış.
Vallahi ibadet kelimesinin manası topluma eksik anlatılmış. Adam ne diyor? Kıl beşi, kurtar başı. Ne kurtarırsın sen? Kıl beşi, hani beş vakit namaz var ya, kıl beşi, kurtar başı. Nerede kurtarıyorsun be kardeşim? İslam'da sade namaz hükmü var. Dünya kadar hükümler var. İbadet kavramı eksiktir. Cemaat-i Müslim'in ibadet deyince namazı anımsıyor, hatırlıyor değil. Namaz, ibadet kelimesine dahil olan manaların binde bir tanesidir. Daha 999 tane daha var ibadet. Ne bunlar? Çok geniş bir konudur. Haftaya nasip olursa bu konuyu çok açık beyanlarla, ayet ve hadislerle nakletmeyi düşünüyorum. İnşallah dediğimiz gibi bir saat kala şu düzeni, içtima borusu çalmadan evvel geleceksiniz. Toplaşırsak daha güzel, daha verimli, daha ılımlı, daha olumlu olur inşallah. Ezan okunmakla bitmek üzeredir, uzatmayacağım. Hutbe de uzatmıyor zaten. Yani gerçekten ezandan sonra cemaat karıncalanıyor. Böyle karınca, kurcalıyor. Hafta sonudur, işte banka, çek, hesap, ödeme, tediye, tahsil, müşteri geldi, gitti, aldı, verdi. İş gürültüye geliyor, onun için uzatmayacağız. Allah'ın inayetiyle, rahmetiyle, bereketiyle Ramazan-ı Şerif de yaklaşıyor. Haftaya, bugün akşama hangi namazı kılacağız? Teravih namazı kılacağız. Hazırlanalım inşallah. Şuurumuzda Ramazan'ı canlandıralım. Arkasından da sahura kalkacağız haftaya bu akşam inşallah. Ve Ramazan devam edecek. Ramazan'da vaaz ve irşat programı müftülüklerce yapıldı, camilere asılacak. Hangi hoca efendiyi dinlemek istiyorsanız, orada hangi camide konuşacağı, hangi vakitte konuşacağı yazılı olarak camilere asılacaktır. Allah'ın inayetiyle şöyle toplu, oldukça feyizli, bereketli bir Ramazan geçirmeyi Rabbim cümlemize nasip etsin inşallah. Bu arada da müminler, Müslümanlar, yeryüzündeki Müslümanların halini, felaketlerini, içinde bulundukları perişanlıkları da düşünmekten kendimizi alıkoymayalım. Düşünün yani Ramazan'da çay içerken mesela, çayın içine şeker koyarken Bosna'yı düşünün. Vallahi akşam haberlere söyledi biliyorsunuz. Bir kilo, o da yok ya, ele geçerse bir kilo toz şeker 700 bin Türk lirası. O da yok yani. 700 bin lira bir kilo toz şeker. Bosna'da şu anda. E sen maşallah buluyorsun, koyuyorsun. Bu esnada oradaki insanları, ki hepsi Müslüman bunların, iyi veya kötü bir şey demiyorum. Kaliteyi tartışmıyorum. Ama Müslümandırlar. Onları da dualarımıza ortak edelim. Sofralarımızda onları da düşünelim. Yeryüzü Müslümanlarının dertlerini kendimize dert edinelim inşallah. Cenab-ı Hak hiç umulmadık bir cihetten, bir taraftan yeryüzündeki Müslümanların bu ortak düşünmesine, ortak dertlerini beraber düşünmesine karşılık rahmetini ikram edebilir. Hak Teala cümlemizi kulluğuna kabul etsin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kardeşlerim, gerek cami görevlisi Hasan hocam, gerekse diğer görevli dernek mensubu kardeşlerimiz bazı eksiklerinin olduğunu ifade ettiler. Yardımınızı talep ediyorlar. Caminin çıkışında yardımınızı almak üzere hazır olacaklar. Yardımı Ramazan'ın da bereketiyle, feyziyle inşallah yardım etmeden çıkmayın. Hak Teala yardımlarınızın karşılığını cennet ve cemalullah eylesin inşallah. Lillahi Teala'l-Fatiha.